Bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız sürecin adını koymuyoruz ama koymadan bir süreci yaşıyoruz. Ciddi bir görüşme trafiği var, bir iletişim var. Sayın Devlet Bahçeli'nin önce o çıkışı ardından gelen süreç, sonra her hafta grup toplantısına devam eden bir şekilde böyle tonu, o tonu yükselterek yaptığı açıklamalar, açıklamaların bulduğu karşılık, yani ittifak denklemi açısından bakılırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok ciddi bir sahiplenme. En azından Sayın Cumhurbaşkanı en son grup toplantısında çok net bir açıklama yaptı. Böyle tek tek kim ne açıklama yaptı demeyeyim ama bugünün sıcak gelişmesi var. O sıcak gelişme ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda DEM Parti'nin eş başkanları Cumhuriyet Halk Parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdiler. Sonra bir basına açıklama yaptılar. O açıklamadan da kısa kısa notlar var. Bir diğer taraftan şöyle, yani Türkiye genelinden ilk günler yaratılan algının oldukça değiştiğini, anket değerlendirmelerinde kayyum atamanın hoş karşılanmadığını hep birlikte görüyoruz dedi Özgür Özel. Aynı zamanda bugünlerde meclisteki o muhalefet partisi bir araya geldi ve kanun teklifi verdi. Yargı süreci tamamlanmamış olanlar için yargı süreci işler ama görevine devam eder dedi. Yani kayyum adımlarının milletin vicdanında yeri yok dedi. Şimdi bu açıklamadan birkaç saat sonra aslında akşam saatlerinde Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden de uzaklaştırıldı. Bekleniyordu sanırım herhalde. Ama şöyle bir şey var. Bir diğer taraftan da bu İmralı süreci, yani bir süreç yürüyor. Eş başkanlar işte yani görüşme yapabilirler. Tuncer Bey özellikle eş başkanlardan biri İmralı'ya gidebilir. Çünkü niye? Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı ile görüşme meselesi önemli. Başvuruya bakalım ne yanıt verecek. Şimdi iki süreç aslında iç içe yürürken, iki süreç birbiriyle çok iç içe, çok beraber konuşabileceğimiz bir şey. Bir diğer taraftan da çelişki barındırıyor mu acaba diye başlayalım. Mustafa Adıgüzel, buyurun efendim. Şimdi ortada bir süreç var. Fakat bu sürecin adı konulmamış. Geçmişle kıyaslarsak, geçmişte aslında daha dar idi görüşmeciler. Yani o zamanki HDP grubundan birkaç kişiyle Milli İstihbarat Teşkilatı, İşleri Bakanlığı daha dar kapsamda yürüyen bir süreç. O zaman MHP de yoktu işin içinde. Hı hı. Ve o zaman bunun bir işte bir de akiller heyeti vardı. Bunlara da bir çözüm süreci denilmişti o dönemde. Şimdi Sayın Bahçeli'nin de işin içine dahil olmasıyla, biraz daha kamuoyunda da birlikte bu işlerin tartışılmasıyla aslında daha görünür, öncekine göre daha görünür bir süreç var ama bu sefer de buna çözüm süreci denmiyor. Ya da ne süreci olduğunu biz de bilmiyoruz. Bir süreç lafı var. Yani ben hem uçumun açıklamalarından hem Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında bir süreçle ilgili süreç kelimesi geçiyor ama bu sürecin adı yok ortalıkta. Bir şeyler yürütülmeye çalışılıyor. Tabii şöyle diyor Sayın Uçum, diyor ki geçmişte Devlet Öcalan'ın mesajlarını okuttu Nevruzlar'da. Ama geçmişteki süreçlerde bir tür böyle müzakere havası, evet, da vardı. Bu devlet inisiyatifinde müzakere müçareke yok. Bugün Öcalan'dan sadece ne yapması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım bekleniyor dedi. Süreç derken. Bugün çok da öyle, net açıkladı aslında. Yarın Sayın ne olacağı belli değil. Hayır, şimdi bugün öyle, yarın ne olacağı belli değil. Yani çünkü süreç o kadar hızlı değişiyor ki bu DEM Parti'ye birden kalkılıp uzatılan bir el, daha sonra ki bu geçmişte bizim DEM Parti'de yasalar çerçevesinde bir siyasi parti görüşülebilir, meclis içerisindeki istişarelerde değerlendirebilir dediğimizde bizi böyle ağır bir şekilde eleştirenler, bir takım yaftalara savuranlar, hatta meclisin içerisinde DEM Parti ile yan yana gelmemek için Saadet grubunu araya sıra dışı bir şekilde koyanlar birdenbire kalkıp oradan bir el uzattılar. Şimdi orada da kalmadılar Hülya Hanım. Daha sonra bu işi meclise Öcalan'ı çağırmaktan DEM Parti'yi oraya göndermeye evrildi. Sonra bir de Ufuk Uras'ın zannediyorum ziyaretinden sonra Uras'ın yaptığı açıklamada biz başlangıcı yaptık, arkasını getirecek olan çoğunluğuyla beraber AK Parti'dir diye bir açıklaması var Bahçeli'nin. Hı hı. Bunu da daha sonra yalanlamadı. Burada AK Parti'nin üstüne düşeni de tam olarak yapmadı veya ağırdan aldığına dair bazı ifadeler de olmuş oluyor Sayın Bahçeli'nin. Her ne kadar başlangıç itibariyle
bir eş güdüm olduğunu herkes görüyor. Yani bunun Sayın Bahçeli'nin kendi başına başlattığı bir süreç olmadığını ben de öyle düşünüyorum. Bunu kesinlikle Cumhur İttifakı koordineli bir şekilde yapıyorlar. Fakat yolda ilerlerken bazı zannediyorum uyum yok yani ya da tam olarak eş güdüm yok. O yüzden şuraya getireceğim konuyu. Yarın da ne olacağı belli değil. Hani Mehmet Uçum'un dediği gibi de böyle orada bir o çerçeve içerisinde sıkıştıramazsınız bu konuyu. Burada bir kere bizim duruşumuz şu. Biz diyoruz ki bütün bu süreçler elbette tabii ki ortada bir mesele varsa konuşulmalı. Türkiye'nin bütün meseleleri konuşulmalı ama nerede konuşulmalı? Büyük siyasi meseleler, büyük toplumsal meseleler olması gereken ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmalı. Ve geçmişte yaptığımız çağrının aynısını yapıyoruz. Geçmişte dedik ki bu çözüm sürecinde, ey AKP, ey Erdoğan, gelin bu işi beraber bizi de dahil edin, hep beraber olması gereken yerde konuşalım. Mecliste kapılı kapılarında milletten saklayarak, kaçırarak değil, milletin gözünün önünde, kamuoyunda, bir de STK'lar da siyasetin parçası. Medyada siyasetin parçası, ondan da kıymetli görüşler alınmalıdır dedik. Fakat dinletemedik. İşte nerede bitti o? Çukurlarda bitti. 700 vatan evladını şehit verdik o sürecin sonunda. Şimdi aynı kazaya uğramamak için tekrar uyarıyoruz. Bu süreçte bizim katkı yapabileceğimiz ne varsa ki Cumhuriyeti kuran kadro olarak bugün eş başkanlarının orada ifadesinde ben orayı çok önemli bulurum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buraya dahil olması olmadan olmaz yaklaşımı bir tarihi gerçekleştir. Mesela bu çünkü dahil olmak derken biraz bunu açın. Yani bu meselenin çok şeffaf bir şekilde şöyle, dahil parlamentoda derken, konuşulması mı? Katkı koyabilir. Ne? Pardon? Hayır, şöyle tabii ki parlamentoda bunu biz sınırlarını Sayın Genel Başkan çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunların çözüm noktası. Biz de orada üstümüze düşen görevi çözüm noktasına, halkın yararına. Bu buradaki Türkiye Cumhuriyeti yaşayan herkesin kendisini bu ülkenin eşit vatandaşı hissedebileceği şekilde şartları oluşturmak için üstümüze ne düşen görev varsa yaparız ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarını bir takım kırmızı çizgileri de aşmadan tabii ki bunları konuşabiliriz, çözmek noktasında üstümüze düşen görevleri de yaparız ama bu şekilde kapalı kapılar ardında ya da niyet sonuç ilişkilerini göremeden değil.